Özaydın Sürücü Kursu. Başarı ve güvenin tek adresi. Merhaba arkadaşlar. Yine bir ders videosunda birlikteyiz. Sınav provası gibi bir şey yapacağız. Arkadaşımız, bugünkü öğrencimiz Kadriye Camuz. Hoş geldin Kadriye. Kadriye'nin bugün 10. ders olacak arkadaşlar. Bu çekecek olduğumuz video 10. ders videomuz olacak. Arkadaşımız hazır olduğunu düşündük, hissettik. Kendisi de hazırım hocam. Bir de benim videom olsun istedi. İleriki yıllarda bir anımız, hatıramız kalsın istedi. Kadriye arkadaşımızın hazır olduğunu düşünüyoruz. Güzel bir video olacağından da, güzel bir ders performans sergileyeceğinden eminim. Şimdi sınav günü Kadriye, buraya geliyorsun değil mi? Kimliğine geleceksin, yani nüfus cüzdanını unutmayacaksın. Nüfus cüzdanını isteyecekler. Tabletle şöyle bir fotoğrafını çekecekler, yaklaştırıp şöyle tabletle. Ondan sonra hadi kızım başla diyecekler sana. Motor kaputundan başlayacağız. Evet, arkadaşımız Kadriye aracımızın motor kaputunu açtı. Desteğimizi de takıyoruz yerine. Sana diyecekleri Kadriye, bildiğin yerden başla. Araç motor tanıtımı. Motor suyu, cam suyu, motor, motor yağı kapağı, motor yağ ölçüm çubuğu, radyatör kapağı, hava filtresi, akü, fren yağı, sigorta. Tamamdır. Kapatıyoruz. Ne yapıyoruz? Aracımızın bagaj kısmını geçiyoruz. Evet, bagajımızı açtık. Kadriye arkadaşımız bagajı açtı. Bir de diyecekler ki şu bagajdaki bilmemiz gereken aksamları, gereçleri tanıtalım. İlk yardım çantası, üçgen reflektör, yangın söndürücü, yedek lastik, çeki demiri, jön anahtarı, kriko, kriko kolu. Tamamdır. Şimdi son olarak Kadriye, dört lastiğe bakıyoruz. Aracımızın etrafında dolaşıyoruz. Gözle ve ayakla bakmamız yeterli. Sonra direksiyonu geçiyoruz. Evet arkadaşlar, Kadriye arkadaşımızla dış tanıtımı yaptık. Aracımızın motor aksamını ve bagaj kısmını. Şimdi aracımıza bindik. İlk işimiz neydi Kadriye? Önce hazırlıklarımızı yapıyoruz. Önce, evet. Koltuk ayarını yapıyorsun. Emniyet kemeri çok önemli değil mi? Evet. Burada ilk çıkışta arkadaşlar emniyet kemeri ve sinyal önemli. Kırmızı hata değil mi Kadriye? Hazırlıklarımızı yaptıysak sana DJ komisyonun şöyle bir yarım kontak yapalım. Göstergelerden, bildiklerinden başla saygı. Devir göstergesi, hız göstergesi, motor, motor yağı, akü, yol bilgisayarı, el freni gazı, altı ileri bir geri vitesimiz, debriyaj, fren gaz, pedallar, el freni. Tamamdır. Aynen, kollarımız sinyaller, güzel. Onları da saydıktan sonra hazırsan aracımızı çalıştırın. Kurallara uygun. Sinyallerimizi unutmayalım. Takip mesafesini koruyalım. Güvenli bir sürüş yapalım. Parklarımızı yapalım. Aracı buraya getir, bırak, sürücü belgeni al. Tamam? Hadi bakalım. Çalıştırabiliriz. Önce boştayken çalıştırabiliriz. Tamam, artık bundan sonrası sende. Biz artık karışmıyoruz. Sinyal yapıyoruz. Kendini anlatırsan daha güzel olur. Hem arkadaşlarımıza da yardımcı olur. Vitesi bir attım. Arkayı kontrol edip. Bir de neyimiz var? Bir saniye bak, araç gitmiyor. Neden gitmiyor sence? Ondan gitmiyor aracımız değil mi? Hemen hissetmemiz lazım. Şu anda yol dolu değil mi? Güzel bir çıkış yaptı arkadaşımız. Şimdi 20'yi geçti bazı. Destek yatıyorum. Güzel. Buradaki azami hızımız 40 olduğu için 40'tan yukarı çıkmıyoruz. Yetişemeyebiliriz. Yeşili fazla basmana gerek. Yetişemedik. Yetişemeyebiliriz. Çünkü hep
ambalyaj, frenle yavaşça duruyoruz ve vitesi alıyoruz. Çok güzel. Bu arada senden camı da kapatmanı rica edeyim. Çok gürültü yapıyor çünkü açık kaldı cam. Biraz önce açmıştık ya. Kendini anlatırsın. Hadi bakalım. Sen şimdi yanında. Evet arkadaşlar, şimdi paralel park alanına geldik. Sıra bizde, diğer araçlar gitti. Pozisyonumuzu alacak arkadaşımız. Şimdi sağ sinyali yapıyoruz. Vitesi bir aldık. Öndeki duvarı şu arka üçgen cam ortasına gelinceye kadar gidiyoruz. Sonra gideceğimiz yöne doğru direksiyonu kırıyoruz. Yani sağa. Geri vites aldık. Şimdi şu sol camdan ikinci dubayı görene kadar gidiyoruz. Şimdi direksiyonu 1,5 tur sola kırıyoruz. Düzeltiyoruz. Tekrarda düzeni evet, getirdik. Düzelttik. Tamam. Şimdi burası çok önemli. Burayı iyi arabanın alalım. Arabanın köşesine gelene kadar. Hatta şurada bizim bir ızgara var değil mi? Evet. Izgaranın izli şimdi. Denk geldi. Aynı yöne. Sonuna kadar kırıp sağ aynadan çizgiye ulaşmadım. Bakıyoruz. Çocuklar ağlıyor. Çizgiye girdi değil mi? Evet. Çocuklar ağlıyor. Kim ağlıyor? Bak telefonda ağlıyor çocuklar. Evet çıkabiliriz. Tamam parkımız hocam? He? Park geçerli mi? He? Park geçerli mi? 10 numara 5 yıldız. Çıkabilirsin müfettiş. Evet. 10 numara 5 yıldız. Sol sinyali verdi tekrar kalktı. Ne var ne? Evet. Paralel parkımızı başardı, gerçekleştirdi arkadaşımız. Paralel parktan hemen çıkar çıkmaz şimdi sırada L park var. Evet. Şimdi, şimdi L parka geldik. Park. Tesini aldık. Sağ sinyalimizi yapıyoruz. Sağ park edeceğiz. Şimdi, öndeki duba kelebek camdan kaybolana kadar geçeceğiz. Hemen kayboldu kaybolmaz. Fazla kay. Hatta küçük bile görünebilir. Şöyle. Sağ tarafa tam kırıyoruz. Vitesi geri aldık. Şu sağ aynadan kontrol yapıyoruz. Kurtardı. Tam karşıladık onu da vuruyoruz değil mi? Evet. Şimdi 1,5 tur tekrar direksiyonu düzeltip geri geri gidiyoruz. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Çıkış için tekrar sağ sinyal yaktık. Sağa döneceğiz. Tespiri aldık. Burada ne yapıyoruz? Burada aynayı geçer geçmez. Geç kalmıyoruz. Yoksa oraya çarpıyoruz. Evet. Biraz önceki sürücülerin düştüğü duruma evet. Düşer. Burada bir duruyoruz. Bizi alıyorsun burada. İnmiştik biz. Aynen yerdesin. Sol sinyalde devam ediyorsun değil mi? Bunu bilmiyorum arkadaşlar. Park yerinden çıktıktan sonra komisyon üyesini ve usta öğreticiyi alıyoruz. Tekrar hareketimizi sol sinyalde devam ettiriyoruz. Buraya yaklaştık. Önce sağ sinyali yaptım. Tamam. Duracağımız için. Evet.
geri geliyoruz 25 metre. Sinyalimizi kapatabiliriz. Durduktan sonra açık kalmayabilir. Şu aynaları kullanarak değil mi? Yeterlidir. Yeterli. Sinyal alıp sol sinyal yapıyoruz karşı için. Arkamızı önümüzü bir kontrol edip ona göre şu dubadan arkadaki araç geçince dubaya doğru yaklaşacağız. Sonraki işimiz ne? Sıradaki? Bir sonraki işimiz ani fren. Tamam, güzel. Ani fren yaptık. Evet, şunu kalkış için tekrar sol yok. Vitesimizi bir alıp kaldırıyoruz. Sağ tarafı döneceğimiz için sağ sıkı dönüyor. Falan çıkaralım demiyoruz. İlla duruyoruz. Duruyoruz. Durduktan vitesi sonra, bir alıyoruz. Ondan sonra çıkabiliriz. O araç uzakta. Evet. Şu an çıkabiliriz. Toparlayıp kendi şeridimize giriyoruz. Çok güzel. Çıkacağımız için değil mi? Yavaş. Belki de duracağız. İyice yavaş. Bakıyoruz. Çok yavaşladık. Durduk. Biri aldım. Kontrol bir yavaşmış. Sağ oldu. Sol oldu. Solda da çok, sağda da yok.
başta. İş makinesi. Çok İleride de yine bir kontrolsüz kavşağımız var, değil mi? Evet. Kontrolsüz kavşağımız ama ilk geçiş hakkı. Boşta durmayabiliyoruz. Aynen. İki ile devam edebiliyoruz. Yavaşlayıp da boşsa. Boş olduğundan eminsek. Evet. Ama yine de iyice yavaşlıyoruz. Debriyaj falan yapıyoruz. Biraz yavaşlıyor. Bayağı durduğum için bir attım ama. Yavaş yavaş da yürüyoruz. Durdurmadan yürürseniz daha güzel olur. Daha güzel. Kontrollü bir çıkış yaptık. Debriyaj fren yapıyoruz. Şurada onlar şöyle yakın. Burada duruyoruz. Zaten orada kırmızı yanıyor. Şu da geçsin. Yetişiriz biz. Ya güzel. Sağa döneceğiz değil mi? Evet, sağa döneceğiz. Yapıyoruz. Şimdi biraz hızımızı düşürüp. Burada garaj yürümedi herhalde. Yavaşla çünkü şu zaten var. Yavaş yavaş yürü. Evet, ikiyi de aldım. Yavaş şimdi biraz daha. Devam ediyoruz böyle. Zaten yeşil kaldım. Herhalde valla biraz istobetti böyle ağır kaldı değil mi? Trafik biraz kilitlendi yani. Evet. Toparlıyoruz. Biraz hızımızı. Kaldı iki de gidiyoruz artık. Zaten ikideyiz. Orada ikiyi aldın ya. Yok aldım da hızım düştüğü için şey yaptım. Yok yok o kadar durmadığın sürece bire gerek yok. İyice yavaş giderken de kurtarır. Şimdi evet parkurumuzun sonuna geliyoruz. Güzel duruş da çok önemli. Uygun bir yere güzel kaliteli bir park yapmamız lazım. Şöyle bakalım yaklaştıkça biz sen nereye park etmen gerektiğinde yardımcı oluruz zaten sınavda da. Devam edelim. Gidelim bak şu araçlar en baştaki aracın arkasına girebiliriz. Yavaşlıyoruz. Şimdi de bir eşyalar değil mi? Çok şuraya giriyorum. Aynen. Şöyle yine birinci ağaçta ikinci ağacın gölgesine denk getir. Bir bitiş konuşması yapacağız. Gölgede konuşalım. Biraz daha sal. Biraz daha öyle diyorum. Şöyle gölgeye denk getirelim kendimizi. Tamam burası iyi. Duralım burada. Ne yapıyoruz? Boşalıyoruz. El freni direkt basınç çekiyoruz. Evet. Geçmiş olsun. Başarılı bir ders oldu. Arkadaşımız bayağı performansı iyi. Ben şahsen beğendim arkadaşlar. Çok afaki hatası olmadı. Bu şekilde kullandığı sürece trafiğe hazır çıkabilir. Tabii direkt yoğun trafiği değil de biraz sakin yerlerde başlayıp daha sonra kademeli kademeli akan trafiğe girebilecek bir durumda. Özellikle arkadaşlar vites düşürmeler konusunda çok başarılı arkadaşımız. Benim aradığım istediğim o. Yani yavaşladığınızda durduğunuzda en çok unutulan vites düşürme olayı. Biri almanız gerekiyor durduğunuzda özellikle. Çok yavaşladığınızda. Onunla o konularda başarılı arkadaşımız. Ben sınava hazır olduğunu düşünüyorum. Senin de söylemek istediklerin şöyle kameraya bakarak. Öncelikle size teşekkür ediyorum emekleriniz için hocam. Rica ederim. Yani adaylar yani cesaret etsinler. Sürerken de heyecan yapmasınlar. Yani kendilerine güvensinler. Sakin olunca zaten bilinçli kullanınca bir şekilde öğreniliyor. Şimdi sınav tarihimizi, saatimizi öğrendik mi? Öğrendik. Pazar günü 11'de. 26 Şubat. Evet 26 Şubat. 11'de arkadaşımız sınava girecek arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şöyle Kadriye ile birlikte bir el sallayalım size. Tekrar görüşmek üzere. Bizleri takip etmeye devam edin.